Herkese merhaba. Alfa Romeo 156 far parlatma. Gerek var mı takmaya? Tak tak. Soğur şimdi. Öyle tutturuver yeterli. Tuttuysa bırak. Atmaz o. Çok güzel oldu abi, ellerine sağlık, teşekkür ederim. Bence de başarılı oldu yani. Bu işlem ortalama sana 2 sene, 1,5-2 sene rahat garantili. Ha. Adrese geliyoruz. İşlemi evinizin önünde aracınız park halinde bile. Ben seni tek numaramda bırakırım. Aynen. Aracınız park halindeyken bile yapıp yardımcı oluyoruz yani. Şu anda da otoparkta yapıyoruz. Evet. Manisa veya İzmir içinde herhangi bir yerde bu işlemi yapabiliriz. Serdar abi bu işlemi yapıyor. Daha doğrusu Manisa'da. Eğer Manisa'ya gelirseniz aracınızla Manisa merkezde bu işlemi yapıyor. Ve garantili. Öyle 3 ayda 5 ayda tekrar sararsın. Herhangi bir sıkıntı yaşasın. Kafaya kimsenin bir şey takılmasın. Ben tekrar yaparım demiyorum. Yeni far takar gönderirim. 3 ay sonra eski haline gelirsin. O derece. Peki abi işlemlerden bahsetmek ister misin? Hani merak edenler için. Abi, öncelikle tabakayı kaldırmak için çeşitli zımparalar uygulaması yapıyoruz. Yani kalından inceye göre, farın durumuna göre. Yani ince yapıldıktan sonra en son işlem buhar makinesiyle verdiğimiz buharla. Bu verdiğimiz buhar herhangi bir plastiğe zarar veren bir şey değil. Herhangi bir tabaka oluşturan bir şey değil. Sadece içindeki ilacın buharı. O yüzden zaten yapılan işlem kalıcılık gösteriyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tertemiz, daha aydınlık bir yolculuk için gidersiniz. Tekrardan işlemimiz, böyle bir yakından göstereyim. İşlemimiz tamamlandı. Benim önceden normalde buralarda çok fazla yanıklar vardı. Onları temizledik ilk. Şu anda gayet güzel oldu. Ben daha öncesinde pasta, cila veya diş macunu veya farklı yöntemler de denedim. Hiçbiri bu kadar etkili olmadı. Veya bu kadar uzun süreli olmadı. Onlar kalıcılığı yok zaten o işlerin. Yani daha farlarınızı daha kötü hale getirirsiniz. Diş macunu falan daha kötü hale getiriyor bu arada. Mesela limonla, tuzla sürtmeler. Yani farı yakmaya kadar gider yani. Bu sefer hiç çıkmaz lekeler. Tabii plastiği tamamen deforme eder ve aşırı çizikler meydana getiriyor. Evet. Yani gerisi olmayan bir çizik. Artık far yenilemeye kadar gider. Onun için farınızı hiç riske atmayın. O YouTube'daki şeylere inanmayın, o tarz videolara. Yani ben 4 yıldan beri bu işin içindeyim. Neyin ne olduğunu artık öğrendik iyice. Yani o şekilde gelen çok mağdur müşterilerimiz var. Limondan, tuzdan, işte yani şeyle, diş macunuyla sürtmelerden gelen çok çeşitli müşterilerimiz oldu. Biri de Ercüment Bey zaten. Örnek. Serdar abi Manisa'da herhangi bir yerde motorla yanınıza kadar gelip araç başında bu işlemleri yapıyor. Yaklaşık olarak da işlemler 1 saat sürüyor. Ücretinden merak ederseniz telefon numarasından kendisini arayarak öğrenebilirsiniz. Randevu alacak bir gün önceden. Ona göre bir yer belirleriz. Ben ona gelirim, o bana gelir, fark etmez. Eğer Manisa'daysanız Lale'deki kapalı pazar yerine, Cumartesi pazarının olduğu yerde bu işlemleri yapıyor. Aynen. Manisa merkezde Lale'de Cumartesi pazarının olduğu yerde.
şu anda gayet güzel oldu. Evet, son ya, hali tamam. Bu şekilde. Biz tamam. Gerçekten çok güzel oldu. Baya baya parladı. Yeni far gibi oldu ya abi. Başarılı oldu abi. Evet. Çok kötü durumdayız. Facebook adresinden de örnek araçlara bakabilirler. Serdar Eren diye. Serdar Eren diye aratarak Facebook'tan da örnek araçları Manisa Far Temizleme. Manisa Far Temizleme Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben videonun altına adını, soyadını, Facebook adresini bir de telefon numarasını Serdar abime bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz kendisine.